Sevgili dostlar, İzmir'e dair televizyonumuzun bu bölümünde Yaşarak Söyle sohbete devam ediyoruz. Şimdi söyleyecekleri çok güzel şeyler var. Buyur abi. Şimdi efendim, bu İzmir'in kurtuluşu üzerinde önemli duruyoruz. İzmir'e dair de bize imkan verdiği için tekrar televizyonumuza ve Erhan Göl Bey'e teşekkürlerimi, emeği geçen bütün genç arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. İzmir 9 Eylül'de kurtuldu. 9 Eylül'de mi Atatürk İzmir'e girdi? Hayır. Bir gün sonra 10 Eylül'de girdi. Büyük tezahüratlar içinde hükümet konağına gitti. Orada çalışmalarını sürdürdü. Akşam nerede yatacak koca komutan? Uyuyacak bir yerde. Nerede? Birçok zengin Hristiyanlar dizildi. Bizim Bornova'da, Buca'da köşklerimiz var. Orada buyurun sizi misafir edelim dediler. Mustafa Kemal o zaman yaverlerine sordu. Ruşen Eşref Günaydın'ın, Atatürk'ün yanındaki gazetecinin hatıralarından bunu öğreniyoruz. Efendim dediler, Karşıyaka'da İplikçizade Köşkü var. Hangi köşk bu? Bakın sahilde tam ortadaki köşk. Şimdi bunun hemen yanında, şurada sahilde Karşıyaka göklerini var. Karşısında da Nikah Sarayı var. Denizin üstünde. Yani Mavi Kule'nin ne yer mi gökdelen? Evet. Nikah Sarayı'nın karşısındaki Çağlayan Apartmanı oldu şimdi o. İplikçizade Köşkü. İplikçizade Köşkü'nün sahibi Süreyya İplikçi'yi de Kral Konstantin Atina'ya sürmüş Kurtuluş Savaşı'nda. Çünkü 1920'de İzmir'e geldiği zaman, İzmir artık Yunan oldu diye, İzmir'in en zengini kim? Efendim demişler, Süreyya İplikçi. Onu alın, sürün Atina'ya. Ben onun evinde kalacağım. Karısı, kızı, gelini bana hizmet etsin. Karısı, kızı, gelini de Süreyya Bey'in elindeki kamçıyla, bastonla tacizlerde bulunmuş. Ondan sonra. Bunu bir anlatırlar. Ailenin içinde bana bunları kibarca anlattılar. Mustafa Kemal soruyor. Konstantin İzmir'e geldiği zaman nerede kalıyor? İşte efendim diyorlar, İplikçizade Köşkü. Orada kalacağım ben diyor. Mustafa Kemal'i alıyorlar. Oraya götürüyorlar. Bütün sahilde halk yığılmış. Alkışlar içinde. Arabasında geliyor, iniyor. Merdivenlerden çıkacağı sırada bir bakıyor. Merdivenlere bir Yunan bayrağı serilmiş. Ne bu diyor? Efendim diyorlar, Kral Konstantin geldiği zaman bu eve Türk bayrağı serdirdi, üstüne bastı, eze eze girdi. Sen de Yunan bayrağına basacaksın. Kaldır da bayrağı diye. Bayrak diyor, bir milletin namusudur. Ben diyor, bize saldıran Yunan ordusuyla çarpıştım. Yunan milletine hakaret etmek istemem diyor. Onu toplatıyor. Çıkıyor yukarıya, aileyi topluyor. Babanızın diyor eve dönmesini ister misiniz diyor. Tabii efendim diyor, böyle başörtülü hanımlar tabii filan. O zaman diyor, İtalyan konsolosunu çağırın bana diyor. Konsolos bir iki saat sonra karşısına geliyor. O sırada da İtalyan savaş gemileri var şeyde, limanda. Amerikan, İngiliz, Fransız. Onlar daha çekilmemiş. Beyefendi diyor, bu evin sahibi Süreyya İplikçi Atina'da diyor, şeydir diyor. Esirdir diyor. 10 gün içinde diyor evine dönecek diyor. İtalya'ya emrediyorum diyor. Bunu organize edin diyor. Dönmezse diyor İzmir'de bulunan diyor bütün Yunan tebaasını diyor sınır dışı edeceğim diyor. Bir hafta sonra Süreyya Bey evine geliyor. Ailesiyle kucaklaşıyor ondan sonra. Yani Atatürk'ün İzmir yılları bu evle başladı. Evet. Daha sonra Latife Hanım'ın ısrarı üzerine tanışıyorlar ondan sonra. Bir gün Atatürk, işte ertesi günü evet, hükümet konağında çalışırken bir çarşaflı kadın, genç bir kız ittiriyor şeyleri, Gazi Paşa ile Mustafa Kemal ile görüşeceğim diyor. İçeri giriyor filan. Ne istiyor kızım diyor. Efendim diyor, ben diyor Sorbon mezunuyum. Fransızca bilirim. İngilizceyi bilirim. Size diyor yazışmalarınızda diyor yardım ediyorum. İyi ki geldin diyor. Ben ne diyor Avrupa devletlerine diyor mektuplar yazıyorum diyor. Bildiriler yazıyorum. Bana yardım etti. Yanına oturtuyor Latife Hanım'ı. Ona Latif demeye başlıyor. Latif diyor, şöyle yapalım, böyle yapalım.
Paşam diyor bu akşam bizim eve gelin diyor. Bütün diyor Erkan Harbiye subaylarını ağırlayacak kadar diyor yatağımız var. Hangi ev bu? Bu diyor Göztepe'de diyor. Uşağızade Köşkü. Yani şimdiki Türk Koleji'nin ana binası. Tamam geliyorum diyor. Ve bunların evlilikleri ve birbirlerine aşık olmaları o evde başlıyor ondan sonra. Yani Mustafa Kemal'in İzmir'de İplikçizade Köşkü'nden sonra kaldığı yer Uşağızade Köşkü. Şimdi Mustafa Kemal İzmir'i kurtaran bir kumanda. İzmir'i çok seviyor. Anasını İzmir'e gömüyor. Beyba Hanım. İzmir'den evleniyor. Ve bir gün şunu söylüyor. Gazeteci Rüşen Eşref'e yazdırıyor. Ben İzmirlileri çok severim. Çünkü ben anamı İzmir'e emanet ettim. Ne zaman İzmir'e karayoluyla, tren yoluyla, deniz yoluyla gersem İzmir'in bir rüzgarı vardır, imbat. O böyle eserken içime doğru ben onu anamın ılık nefesi zannederim diyor. Yani ana nefesini zannederim diyor. Şimdi bakın Mustafa Kemal'in İzmir'de halkla birlikte, kadınlarla, subaylarla, halkla çekilmiş binlerce fotoğrafından bir tanesi. Acaba Kadir Demirel kardeşim kaç defa gelmiş İzmir'e? Hadi geldi diyelim, kaç gün kalmış? Ben bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde gençken gün gün tespit ettim. 17 kez gelmiş. 1922 ile 38 arasında 17 kez. İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok kaldığı geldi, kez. Kaldı. Peki geldi kaldı da kaç gün kaldı? Gün gün, gece gece. Tek tek tespit ettim. Evet, çok güzel. 152 gün. 152 günü 150'yi 30'a 1 aya bölersen kaç ay çıkıyor? 6 ay aşağı yukarı. 5 ay ya. 5 ay. 3 kere 5 15. 5 ay burada kalıyor. 5 ay. Ankara ve İstanbul'dan sonra bu rakama yaklaşan başka şehir yok. Yok. Çok güzel. Mustafa Kemal İzmir'e tutkun. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın İzmir'de düğümünün çözüldüğüne inanıyor. İzmir ki işgal edilmekle bir Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Kurtulmakla da o işgali, o Kurtuluş Savaşı sonlandırıyor. Dünyada böyle bir şehir yok. Evet. Kurtuluş Savaşı başlatıyor ve sonlandırıyor. O yüzden biz İzmir'e Mustafa Kemal'in şehri dersek ve İzmir'in kuruluşunun 100. yılında her dakika onu anarsak, hoş şimdi ortam öyle değil. Ne hükümetlerimiz ne belediyelerimiz onu İstediğimiz gibi anmamasına rağmen biz her dakika onu anıyoruz. Bakın İzmir halaskarı, İzmir'in kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Paşa diye eski bir İzmir matbaasında basılmış bir kartpostalı burada yansıtıyorum. Hemen ardından da tabii ortadaki hanımefendi çok önemli. Terzi Sırrıye teyze, Sırrıye Gönenç. Bu oradaki küçük erkek çocuğu İzmir'in ünlü edebiyatçısı şairi Turgay Gönenç'tir. Öbür taraftaki albay ablasıdır. Sırrıye teyze bir gün beni çağırdı. Ben dedi bizim evimizi basan Yunan subayları Türk bayrağımızı yaktığı için İzmir kurtarılırken 8 Eylül gecesi terzi olduğum için alelacele basit bir Türk bayrağı inşa ettim ve evimin balkonuna onu astım. Bunu da sana emanet ediyorum. Ne zaman İzmir'in kurtuluşunu anlatırsan ondan sonra bu bayrağı izleyicilere göster. 8 Eylül 1922'de dikilmiş ve namazgâhta bir eve asılmış 100 yıllık bir Türk bayrağı. Bunu da İzmir'e dair izleyicilerimiz izlesinler diyorum. Öp bakalım Mustafa abi, başına bak. Bu ne ya? Bu ulan çok şey. Çok duygusallaştın be Kadir'cim. Çok güzel. Valla çok duygusallaştım. Şimdi değerli dostlarım, şimdi bizim sunucumuz konuşamayacak bir hale geldi. Ben konuşayım, devam edeyim. Bu 100. yılda benim görevlerim bunları yazmaktı. İlk kitabımı yazdım. Ondan sonra Hasan Tahsin ve İzmir'in İşgali Dil Derneği ödülünü aldı.
Ondan sonra Vatanım Sensin dizisinde bir Albay Cevdet vardı, hatırlarsınız. Onun gerçek hayatını yazdım, Gavur Mümin. Yine bu yıl yayınlandı. Arka arkaya Kırmızı Kedi'den çıkıyor. Gavur Mümin Yunus Nadi ödülünü aldı ondan sonra. Ardından İzmir'e Türk bayrağını asan Teğmen Ali Rıza Akıncı'nın hayatını İstiklal Süvarisi diye yazdım. Ardından da Efelerimizin İsyanı'nı yazdım. Kuvayi Milliye Direnişi diye. Hepsi harika. Böylece benim görevim bitti. İzmir'e dair izleyicilerin şerefine kaldırıyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Gerçekten sevgili dostlar, konuşamayacak haldeyim. Ben çok etkilendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.